Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Ceza lagırdan koyup berilgeler kulluqı selinmaqta. Zimistan doğrunun 24. dekabrdeki haberde bildirilmişçe, Xitay ülkelerine sürgün kılınıp, mecburi emgekke selinip atkan Uyghurlar, cinayetçilerine okşaş muameleye uçurmaqta. Xabarda Fujian ölkəsi Jinjiang şəhərində əmgəkə selinib atqan Uyğurlar tilığı elinğan bulub, onların məlum bir butxandakı köngül etiş fəaliyyətində məcburi usulğa selinğanlıqığı alaqadar sinmo görüstilgən. Bunların hamısı digidək yaş oğul qızlar bulub, xizmət vaxtıdan sırt yana pat-pat hər qaysı yezi kənətlərdə usul oynab oyun görüstişki məcburlanğan. Məlum buluşça, bunların hamısı caza lagırdan çıqqanlar bulub, qoyub etilgən haman məcburi halda Xitay ölkələrdəki zavodlarğa işçiliqqa əvətilgən. Eğer buyruğu boysunmasa, kayıtıdın ceza lagırı kamıldığallıqı bilen tehdit selinğen. Onların zavuddaki kündülük türmüşü kattık nazarat astıda ötüdüğen bulup, hizmet vaxtının sırtiyene Xitaytili ve kanun tüzüm ögündüğallıqı. Her heptede bayrak çıkırışkı katnışıdığallıqı, her bir iş hareketinin közdülüp turulduğallıqı bildirilgen. Ondan başka Uyghurlarının yatak binasıgı tümür işik orantılığan bulup, her günü keşten yoklumu kılındıken, sırtkı halıgancı çıkışıgı yol koyulmaydıken. Onların yatıqı her haftada tekşürüldüğün bulup, dini buyumlarının bar yokluğu ve ibadet kılgan kılmağallıqı enihlendikken. Gerçi Xitay dairleri bu cinayetini Uyghurlarının iqtisadi ahvalını yaxşılaşta perdazılığın bulsun mu? Ama Uyghurlarının künüge 13 saatki yakın işleydiğallıqı. Ama ayda aran 3000 son maaş alıdığallıqı, okşay zavuddaki Xitaylarının bolsa Uyghurlardan az işleydiğallıqı, ama 3 hessi artıq maaş alıdığallıqı aşkarlanğan. Mәlum bolışça, Jiangxi, Guangdong, Zhejiang qatarlıq her qaysı Xitay ölkələrgə caza lagırdan çıqqan Uyğurlar köpləb əvətilgən bolub, Fujian ölkəsidəki Quanzhou şəhərdələ 20 neçə zavodda minglığan Uyğurlarının məcburi işiltilib atqanlıqı aşkarlanğan. Xitay yeni başqurulduğan bombasını sınaq qıldı. Xitay armiyası Amerikanın həmmeli yerigə yetib baralaydıqan JL-3 namlıq Deniz astıdan koyup berildiğin uzun mesafelik yeni başkurulduğun bombasını sınaq kıldı. Sputnik agentliğinin haber kılışça Washington Post gazetesinin Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğine menbe körsetken haberde başkurulduğun bomba sınaq kılınan maniverinin 22. dekabrda Seyrek Deniz'nin gharbi şimalideki Bohay kol tıkıdı elip berildiğallıqı kayıt kılındı. Haberde Amerika közetküçü süni hemrahlarının başkurulduğun bombanın hareketlerini takip kılgallıqı eskertildi. Maniver hakkında başka malumat berilmedi. Amerika Deniz Armiyası'nın pensiyaya çıkan sabık kapitani James Fanel bu maniverinin Xitay'nın Amerika'nın yadro tehdit astıda tutuş niyetini aşkarlığalıqını etdi. Haberde JL-3 namlıq başkurulduğun bombanın yakınki 2 ayda en az digendim o 4 qetim sınaq kılınğalıqı uxturuldu. Amerika Bihaterlik Meslahatçisi Angeliyani Huawei əslahalarından agahlandırdı. Amerika Devlet Bihaterlik Meslahatçisi Robert O'Brien Angeliyani agahlandırıp, eğer Angeliya taraf 5G kuruluşu da Huawei şirketini tallasa, Angeliyanın Devlet Bihaterlik Organı'na tehdit şekillendi deb görsetti. Robert O'Brien pul muameli vakit gezisinin ziyaretini kubul kılganda mündaq dedi. Meyli Angeliyanın yadroluk mehbiyetliki bolsun, ya ki 5. başkarma 6. başkarmanın mehbiyetliki bolsun, Huawei bularını uğurlu valıdı. 5G kuruluşu Angeliyadaki bazılarının oyluğundak adetteki soğudu işe emez. Belki devlet bir hatarlıkı çetildiğen muhim karardır. Amerika izkil türde halkaranı Huawei üskünlerinin casusluk faaliyetlerden agahlandırıp geldi. Huawei bolsa bu kılmışlarını inkar kılmaqta. Hazır Avrupa, Japonya, Yeni Zelandiya halkları Amerika'nın Huawei'yi tutkan muamelesini doğru düşünüşkü başıldı. Bu yıl 5. ayda Trump hükümeti Huawei'ni devlet xavfsizlikigi tehdit payda kıldı deb qarab, Huawei üskünlerine işiltişini çekleş buyruğu çüşürgen. Amerika, Angeliya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelandiya qatarlıq 5 ittifaqdaş devletinin devlet bihaterlik uçurlarından tən bəhriman buluduğun mexanizmi bar bulup, növete Angeliya taraf ancı sezgür bolmağan tor işleri de Huawei'nin 5G texnikisini işletsek buluverdi deb qarımaqda. Azerbaycan halkı Uyğurlarının yenidi bulduğallıqını bildirdi. Şarkı Türkistan meselesi halkaradı kündertip kilovatkan bir peyde, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüt vatkan bastırış kırgın kılıç cinayetini bilip yetken Azerbaycan halkı, Xitay'nın katlıq bastırışları da inra vatkan Uyğur kerindaşlarını unutup kalmadı.
25 декабр бір группа халық Әзербайджандағы Қытай консулханасы алдыда Шарқ Түркістан байрағын шығарып, Қытайның ұйғырларының мәдениетін жоқтышқа ұрынуатқанлығына, ұйғырларны қырғын қылуатқанлығына наразылық білдірді. Жаза лагерлерде шейіт болған ұйғырларға атап Қытай консулханасы алдыға қары гүл қойды. Олар Шарқ Түркістан байрағын көтеріп, бұл біздің ұйғырларның байрағы. Шарқ Түркістан һаман бір күні мұстақыл дәулет болады деген шуарны тоғылды. Олар яна наразылық білдіріп, Қытай тәжауызшылары Шарқ Түркістанны бесіп алды. Уйғурларның бұл байрағы һәр қандық вақытта түшіп кетмейді. Чүнкі уйғурлар қатты мәдениет яратқан бір милләт. Біз уйғурларның мұстақылық көрішіні қолдашымыз, барлық дүния халқы уйғурларны қолдашы керек. Қытай 21-ші әсірді мо уйғурларны қырғын қылмақта дегенлерін білдірді. Kuveyt parlament əzaları uyğurlar üçün avaz çıxardı. Anadolu Agentliğinin xəbərində bildirilmişçə, Kuveyt parlament əzaları hökumətni uyğurlarga köngül bilishke çağırdı. Xəbərdə aytilishçə, Kuveytnin 27 parlament əzası ortaq bayanatqa imza qoyğan bolup, bayanatda Kuveyt hökuməti uyğurlar məsələsinə aralashışqa, Xitayning basturish hərəkətlərini tosishqa çağırı qılındı. Ortaq bayanatda uyğurlardan başqa Hindiston musulmanlarga mo köngül bilish kerakligi tilga elinğan bolup, Yakında Hindistan imzalığan Müslümanların nişan kılığan adaletsiz kanun maddesine narazılık bildirildi. Yüzden artık Xitay Nepal'da tutuldu. Nepal sahçı tarafından paytaxt Katmandu'daki koğulap tutuş hareketi cereyanında 122 nefer Xitay cinayet kumandarı koluğa elindi. İgelenişçe Nepal'da Xitaylar daim dügüdek kımar etkisçilik kılmıştırı tüpeyle koluğa elindiken. Германия авазы торының хабарды білдірілішчен, Непал сақчы тарап баянат елан қылып, бұқытым қолғы елінған Қытайлар Непалғы саяхат вестісі білен келген болып, Непалғы келіпла іш бежіріш орны тәсіс қылып, гуманлық паалиетлер білен шоғылланған. Непал сақчы тарап олардың 500-ден арту хатири компьютер ва телефонны мысадыр қылған. Әмма жинайет гумандарлары ва оларның қылмыштары хақыда тәпсили мәлімат бәрмеген. Катманду пошты гезінің алақыдар хабарды езілішчен, Непал сақчы тарап, Bu Xitaylar Nepal'da turup internet torunu vasıtı kılıp, Xitaydaki kanunsuz sodisini devamlaştırıvatıdı dep guman kılgan. Sakçı tarafının aşkı arılışça bu dilo tutulgan çetellik sahne en köp dilo hesaplandıken. Bunun da murumu Xitaylar altın etkisçiliki koğduldugan yavayı hayvallarını elip setiş kılmışı, automatik pul eliş maşinistin pul oğurlaş katarlıq cinayetler bilen kolga elingan bulup, Әтіраптікі дөулетлерді мұ Қытайлар даим дүгідек қанунсыз қылмешлер сәбәплік тұтқын қылындыкен. Өткен әпті 342 нәпәр Қытай Филиппинді қанунсыз қымар ойнаш жинайеті садыр қылып тұтылған еді. Америка еңі бір қысым Қытай мұәсәсәлерге чәкілімі қойды. Америка хүкіметі еқінді дөулет мұдапия әсләхәлерінің сетіп елішқа мұнасуетлік болған дөулет мұдапия ижазат қанунны мақұллыған еді. Бірләшмә агентлығының бұл вақытқа хабарға қарағанда, бұл нөвет мақұлланған еңі қанунда Қытайға мұнасуетлік бірқанчы мұхим маддалар бар болып, олар дөулет малиясыны ішілтіп, Қытайдың автобус вә вагон қатарлықларыны сетіп елішіні чәкләш, әм шындақла Хуавей шіркітігі қойылған жаза тәдбиріні бекар қылмасықтың тәшәббіс қылдыған бірқатар маддаларыны өз ішіге алды екен. Мәлім болышча дәулет мұдапия ижазат қанунда юқырғы бұл мәхсулатларының Америка дәулет мұдапиясы үшін хауіп пайда қылдығанлығы қайт қылынған. Yuqorqi bu cheklamalarning e'lon qilinishi dal Xitoy bilan Amerika 2 yillik savdo urushidan keyin tunji qitim vaqtliq kelishim hosil qilgan mazgilga to'g'ri keldi. Xitoy taraf buningga darhol noroziligini ifoda qildi. Xitoy savdo ministrligining bayonotchisi Gao Feng 26 dekabr kundagi bayonotida biz Amerikaning yangi davlat mudofaa ijozat qonunida Xitoyning bir qism muassasalariga qarshi bir taraflama qarash borligini bayqadik. Biz buningga qat'iy qarshiturmiz va buningga qarshi tadbirlarni olamiz dedi. Yuqorqi qonunda Xitoyning davlat igidorchiligidagi poyiz yasash shirkati SRRS bilan BYD Motors nomliq to'kliq avtobus yasaydigan shirkatining mahsulotlarini kirgizishni cheklashdan boshqa yana Amerika hukumatini Tayvan bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirishni va Hong Kongdagi demokratik namoyishlarni qo'llashni tashabbus qildigan moddalarmi bor ekan. Xitoy taraf bo'lsa, buni Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik deb tanqidladi. Палестинда Хитойга қарши бирлашма баёнот эълон қилинди. 26 декабр Палестин диний ишлар министрлиги билан Палестин улумолар бирлиги Ғаззада Хитойга қарши бирлашма баёнот эълон қилди. Баёнотда мунолар билдирилди. Биз Ғаззаның маркази
to'siqtamlarning markazidan Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga yurgizayotgan bastirish siyosatiga diqqat qilyapmiz. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosati insoniy dafsandichilik bo'lib, oshkora zulm qattiq haddidan oshqanlik. Xitoyning tajovuzchilik va haddidan oshish siyosati va zulmi masjid, ayol va bolalar yashanganlarga ham kengaytirildi. Hatto Uyg'urlarning barliq ibodatlari to'sqinlikka uchradi. Biz Xitoyning xalqaroda bo'layotgan zulm va tengsizliklarda tengponlikni saqlaydigan bir kuch bo'lib qolishini umid qilardik. Lekin Xitoy Uyg'ur musulmonlarining barliq dini muqaddaslarini vayron qilish, har xil insoniy dafsandichiliklarni qilish orqali zolimlarning sepidan o'rin oldi. Shuning biz Falastin xalqiga vakolatan Xitoyni shunday ogohlantiramizki, kuchingizga ortiq ishinib ketmanglar. Alloh tarixda sizlardanmi kuchlilarni halok qilgan edi. Biz Falastin ulamolar birligi barliq islom ulamolarini hamda barliq musulmonlarni jasoratli holda Xitoyning ummatning bir qismi bo'lgan Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmga qarshi bir safda turib, zulmda qolgan mazlumlarga yordam qilish farzini ado qilishga chaqiriq qilamiz. Shohidxon Afridining Uyg'urlar haqida qilgan chaqiriqini o'chirib o'tishi g'ulg'ul qo'zg'adi. Pakistanlik dangliq kaltaktop topchisi Pakistan davlatlik kaltaktop atritining sobiq treneri Shohidxon Afridining Uyg'urlarni qo'llab yozgan Twitter uchurini o'chirib o'tishi zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Shohidxon Afridi 22 dekabr kuni o'zining Twitterdagi rasmiy hisobida Uyg'ur musulmonlarga yurgizilayotgan zulmni anglab ko'nglim parokanda bo'ldi. Men Pakistan bosh ministri Imran Xonni buningga qarshi ovoz chiqarishga chaqiraman degan. U yana Twitter uchurida Xitoyning Pakistandagi elchixonasini tilga olib, biz Xitoy elchixonasidan Uyg'urlarga insoniy va adil muomila qilishni talab qildik degan. Biroq Shohidxon Afridi yuqorqi Twitter uchurini bir kundan keyin o'chirib atgan bo'lib, bu vaqa Twitterda kuchli inkas qo'zg'adi. Uning bu uchurini o'chirib atishga majburlanganligi bildirilmoqda. Pakistan bosh ministri Imran Xon musulmon dunyosidagi boshqa masalalarda g'arb ellarini tanqidlashda tunilgan qahramon bo'lsa-mu, biroq Uyg'ur masalasi kelganda anglab boqmadim, ko'rib boqmadim deyishini davomlashtirmoqda. Bu sababli u xalqaroda kuchli tanqid va masxira obyekti bo'lib kelmoqda. Turkiyadagi Sharq Turkiston faoliyatlari davomlashmoqda. 26 dekabr Konya Ilgin nahiyasida unutilgan Sharq Turkiston temasida yig'in ochildi. Faoliyatni Ilgin nahiyalik hukumat va insoniy yordam maqbi IHHning Ilgin shobasi tashkillagan bo'lib, faoliyatga Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon taklif qilindi. Abdulahad apandi Sharq Turkistonning tarixi, hozirgi vaziyati haqida to'xtalib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan bastirish siyosatlari va jazo lagerlari siyosatining qaysi darajaga berib yetganligini so'zlab o'tdi. Yana bir tarafdan Rizi viloyatida Xitoyga qarshi yurish qilindi. 26 dekabr Rizi viloyatida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qirg'in qilish jinoyatiga qarshi yurish va bayonot e'lon qilindi. Faoliyatni Riza Anadolu yoshlar tashkiloti tashkillagan bo'lib, faoliyatga Sharq Turkiston yangi nasl harakati Riza vakili Abduqodir Haqiyor ishtirok qildi. Sharq Turkiston bayroqlari va zulm abadiy bo'lmaydi, rezillik hamon mag'lub bo'ladi deb yozilgan plakatni ko'targan xalq Xitoylar Sharq Turkistondan chiqib ketsin. Lagerlar taqalsin degandek shiorlarni to'plab, Rizi markaziy ko'chalarda yurish qildi. Oxirida Xitoyning qirg'in qilish jinoyatiga qarshi bayonot e'lon qilindi. Shundoqli Turkiyaning Sakarya viloyatida 26 dekabr kuni Sharq Turkiston haqida yig'in o'yishtirildi. Yig'in Sakarya Rahima Sultan qiz o'quvchilar yurtida o'yishtirilgan bo'lib, yig'inga Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktorant Abdusalom Taklimakan taklif qilindi. U yig'inda Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli temasi so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini madaniyat va irqiy jihatdan yo'qotish uchun barliq rezil vositalarni ishqi silayotganligini misollar bilan tanishtirib o'tdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushyada oxirlashdi. Inshaalloh ayatki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.